Protector'ın ikinci sezonunun yönetmenleri Gönenç Uyanık ve Umut Aral'la röportaj yaptım. İkinci sezonda Gökhan Tiryaki de iki bölüm yönetiyor ama o röportajda yok. İyi seyirler. Netflix'e de çağırdığı için teşekkür ederim. Teşekkür ederim öncelikle bu röportaj için. İlk sorum da bu röportajla alakalı biraz. Normalde ben YouTube'da film eleştirisi yapıyorum ama mesela bir Türk filminin eleştirisini yaptığımızda o eleştiri beğenilmediğinde videoyu kaldırabiliyorlar. Ya da işte bir daha gösterime çağrılmıyoruz. Bunun dışında oyuncu ve yönetmenlerin ilişkisi de genelde magazin programlarında böyle 30 saniyelik hani filmimiz iyi oldu demekle kalıyor. O yüzden Netflix bize de gerçekten özgürlük getirdi. Diziyi önceden izletiyor, ne dediğimize karışmıyor, sizlerle konuşmamıza izin veriyor. Bu özgürlüğün yanında siz de başka özgürlükler buldunuz mu veya bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zaten ben de bir dakikayı harcadım. Çekerken bize karışmıyorlar. Nasıl çekersek, nasıl biliyorsak en doğrusunu o şekilde kreatif çözümlerle çıkabiliyoruz ve her şeye okeyler. Eleştiriler konusunda bununla barışık olmak bence çok medeni bir şey. Netflix de bunu sağlamış sizin tarafınızdan duyduğum kadarıyla. Kendi adıma da eleştiri ya da yorumları okuduğumda hani ben de bu şekilde düşünüyorum. Abi adam hani sevmediyse sevmemiştir. Sevmemesinin sebepleri nedir? Benim düzeltebileceğim bir şey var mı? Varsa yapayım olarak yaklaşıyorum. Bunu da en iyi bu şekilde sizler sayesinde eleştirileri duyarak, konuşarak çözebiliriz. Ya benim adıma da öyle. Ben zaten janrının hayranıyım. Dolayısıyla hayatım boyunca bir yönetmen olarak kariyerimde böyle bir işin içinde bulunmak için can atıyordum. Dahil olduktan sonra da Netflix'in de bize sağladığı özgürlük alanını görünce o daha da büyük heyecanlandırdı. Çünkü hakikaten Gönenç'in söylediği gibi yani senaryoları aldıktan sonra onun üstüne çalışmak, ince ince detaylarıyla uğraşmak, değiştirmek vesaire yapmak konusunda bir tarafa, aynı zamanda yapım tarafında da yani çekerken de son derece özgürüz. Kurgu tarafında da öyle. Dolayısıyla yani hani ben yaptığım bölümlerde, yaptığım işçilikte diyebiliyorum ki evet bu Umut Aral'a ait bir bölümdür diyebiliyorum. Bu bir yaratıcı açısından yani yönetmen açısından bence önemli diye düşünüyorum. Malum hani pek çok diziler oluyor vesaireler oluyor. Orada böyle daha aslında kurallar belli. Belli bir çizgide devam etmesi gerekiyor. Şimdi biz burada tek başımıza da çalışmıyoruz. 3 kişi çalışıyoruz. Herkesin farklı tarzı var. Beğendiği şeyler de farklı. Hem bir uyum ama aynı zamanda o uyum içerisinde de çok da özgür bir alan sağlıyor Netflix. Bu da birbirimizin içinde farklılaşmamızı da sağlıyor aslında. İlk sezonu siz çekerken bu ilk Netflix Türkiye dizisiydi ve fantastik bir dizi olmasıyla da hani çok yeni, çok değişik bir şeydi. Ama ikinci sezonda seyirci artık bu dünyayı biliyor ve biraz daha alışmış. Siz bu alışıla gelmişliği nasıl kendi açınızdan düşündünüz? Biz bunu aslında şöyle cevaplıyoruz. Yani hani mesela birinci sezonda da olan mekanlarımız vardı. Mesela işte Sarnıç, eczanenin altında olan bölüm. İkinci sezonda da o var. Ben bir yönetmen olarak oraya her girdiğimde burayı başka türlü nasıl gösterebilirim diye uğraşıyorum. Bu bütün sezona da yansıyan bir aslında bakış açısı. Çünkü birinci sezonda evet biz bir hikaye anlattık, karakterleri tanıdık, dertlerini anlattık vesaireyi. Ama ikinci sezonda ben bu karakterleri nasıl başka yönleriyle anlatabilirim diye yola çıktım. Nasıl farklı bir şekilde seyirciyi yeniden nasıl hem diziye çekmek hem de şaşırtabiliriz diye uğraştık. Ben kendi adıma zaten bu soruyu her dakika soruyordum açıkçası. Bizim yönetmenliğimizin yanı sıra aslında karakterlere de bir derinlikte geldi ikinci sezonla beraber. Ekstra karakterler eklendi ve diğer şu ana kadar tanıdığımız karakterlerin geçmiş hikayelerine de daha çok hakim olmaya başladık. O da tabii oyunculuklarla ve sahnelerin gerektirdikleriyle çok güzel ve keyifli şeyler çekme fırsatı sundu. Ekip de daha oturdu. Yani ekibin oturması, teknik ekip oturdu. Ama aynen, aynı zamanda oyuncular da oturdu. Karakterler daha sindirilmeye başlandı. Yani aslında hikayenin gelişimiyle bizim de teknik yapım tarafındaki kendi hikayemizin gelişimi biraz örtüşüyor. Hakan ilk başta reddediyordu. Bizim için de yeni bir janraydı. Nasıl anlatacağız bu falan filan. Hakan diyor ya benden kahraman olmaz diyor. Biz de diyoruz ki ya biz kahramanı nasıl anlatacağız falan diye uğraşıyoruz. Şimdi ikinci sezonda ben kahramanım diyor. Biz de diyoruz ki kahramanın hikayesini nasıl anlatırız diyoruz. Dolayısıyla hani teknik yapım tarafıyla senaryoda biraz örtüşüyor diyebiliriz. İlk sezon yayınlanmadan ikinci sezonu çektiniz. Sizce bunu böyle yapmak sizi rahatlattı mı çekim açısından? Yoksa ilk sezonu, tabii ki siz ilk sezonu izleyip çekmiş olabilirsiniz ya, biz izlememiştik. İlk sezona gelen tepkileri görmek sizin için daha mı iyi olurdu yoksa rahatlattı mı? Yani sonuçta biz iç tarafta evet yaptığımız işleri izleyerek ve ilk sezonun ne şekilde şekillendiğini bilerek ikinci sezona girdik. Dolayısıyla biz kendi iç feedback'imizi almıştık. Bizim için işte ilk sezonda
denediğimiz, beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz yerler vesaire, geliştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz yerler ikinci sezonda üstüne çalıştığımız kısımlar oldu. Dolayısıyla yani hani aslında paralel ilerledi diyebiliriz. Çünkü sonuçta sadece çekim aşaması diye düşünmemek lazım. Bunun post prodüksiyon, kurgu aşaması, müzik tasarımı vesairesi var. Yayınlandığı zaman biz hala hazırda üstüne çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Dolayısıyla biz feedbackleri almadık diyemeyiz. Feedbackleri fazlasıyla aldık. Ta fragmanından itibaren işte YouTube'daki yorumlar olsun, Twitter'daki yorumlar olsun bizzat bize zaten geliyordu. Daha sonra köşe yazıları vesaireler de çıkmaya başladı. Biz de ona göre ikinci sezonun final halini verirken üstüne ince ince çalışma fırsatımız oldu. Çoğu insanın merak ettiği bir soru bu bana geldi. Dizinin jenerinin olmamasının arkasında bir sebep var mı? Hiçbir şey de olmayabilir de. Yani bu bir sürü dizide, yani bir sürü dizide de olan bir şey. Yani ben Lost'un hayranıydım mesela. Lost'ta da bir tek Lost yazar, kameraya doğru gelir, biterdi. Breaking Bad. Evet, aynen. Revenge öyleydi mesela. Yani hani bu bir dil, bazı diziler jenerikleriyle anılıyor, bazı dizilerse kendi hikayeleriyle anılıyor. Biraz Hakan Muhafız bu jenerik konusunda... tercih bu yönde. Yani evet, böyle bir şey tercih edildi bir dizi. Üçüncü, dördüncü sezon... Onayı çıktı. Rahat rahat. Evet. Yani basında da şey yapıldı, anons edildi. Dizi öyle bir yolculuk bekleyecek inşallah. Yani seyirciler olarak da bekleyecek. Ne kadar bekleyeceğiz? TV izleyelim. Onu bir sindirelim. Yani hani çünkü onun geri dönüşleri de önemli. İki de yepyeni karakterler var. Rüya karakteri geldi. Birinin sonunda hayata dönmüştü o. Girecek işte Engin Öztürk'ün oynadığı Levent karakteri var. Bir sürü yeni karakter var. Azra var, işte Serdar'ın hikayesini izliyoruz vesaire. Dolayısıyla hani oradan seyircinin de aslında birazcık neler alacağı da önemli. Dolayısıyla ikinci bir şu anda yayınlansın. Seyirciyle buluşsun. Üçüncü inşallah bakalım. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ederim. Başarılar. Sağ olun. Teşekkürler size de.